yaptı. Dolayısıyla Türkiye'de devalüasyon yasasının işlememesinin iki nedeni var. Birincisi devalüasyonla birlikte eskiden geçmiş krizlerde istihdamda ciddi azalış olurdu. Kepenkler inerdi, iş yerleri kapanırdı, seri iflaslar yaşanırdı. Bu nedenle de kitlesel işsizlik görülürdü. Bu olmadı. İkincisi devalüasyonun yaşandığı dönemlerde Türkiye'de örgütlü bir halk hareketi vardı. Yani bunu da konuştuk. Örneğin dedik ki 90'lı yıllara kadar Türkiye'de enflasyon diyelim ki yıllık %70-80 çıktı. Örgütlü emek hareketi bunu geriye kendisine yapılan zamlarla telafi edebiliyordu. %60 zam alıyordu, 65 alıyordu. Niye? Çok güçlü bir sendikal hareket vardı. Toplu sözleşme düzeni işliyordu. Grevler görüyorduk, eylemler görüyorduk, boykotlar görüyorduk. Peki şimdi olan şey şudur. Erdoğan bir yanına bakanı alıyor, çalışma bakanını, bir yanına Türk İş temsilcisini alıyor. Asgari ücret pazarlıklarının yapıldığı süreçte sokakta bir tane eylem yok. Memurların toplu sözleşme döneminde bir tane eylem yok. Erdoğan diyor ki ben size bu yıl işte ilk ay için %5 artı 5 verdim. İkinci 6 ay için şu kadar verdim. Hiç itiraz edilmiyor. Dolayısıyla alttan emekçi sınıfları örgütleyen sendikal hareketin olmadığı, grevin, toplu sözleşme görüşmelerinin olmadığı, o grev halaylarını görmediğimiz, grev önlüklerini giyilmediği bir ortamda nasıl boş tencere iktidarı devirsin? Böyle bir şey de yok. Bunun yanı sıra üçüncüsü de şudur. Yani yine hani tarihsel süreci ve fikri takibi anlatmak için söylüyorum. Üçüncüsü de şudur. 2021'in Aralık ayında o ilk kur şoku yaşandığında, yani 8'den 18'e çıktığında halk bir afallamıştı. Bir ne oluyor demişti. Ve hızlıca, yani bütün ürünlere gelen, petrol fiyatları da çok yüksekti o dönemde, bütün ürünlere gelen zamlarla birlikte inanılmaz bir sefalet, hızlıca bir sefalet uçurumuna sürüklendi Türkiye'de bütün kesimler. Ve o dönemde çok ciddi bir tepki oluştu aslında. Bir öfke vardı. Ama bunu da konuştuk. Dedik ki işte Ankara'da Esat'tan Kızılay'a bir toplam yürüdüğü andan itibaren CHP ben öne almak için durun, sakin olun. Biz Mersin'de zaten miting yapacağız, gerisi de gelecek dedi. Ve o andan itibaren aslında 2022'nin ilk 6 ayı boyunca halk anormal bir şekilde yoksullaşırken, öfke artarken, işte bir takım örneğin geçinemiyoruz eylemleri ve intiharlar varken insanlar meclis önünde kendini yakıyordu. Unutuldu. Yani bir baba çocuğuma pantolon alamıyorum diye intihar etti. Bir evde işte kendisiyle birlikte siyanür içirdi aileye, öldürdü hepsini. Bunların hepsini unuttuk mesela ve bunlar gerçekleşirken o halkın öfkesini politize edecek ya da örneğin kargo işçilerinin, kurye işçilerinin direnişini gündeme getiren, herhangi bir fabrikadaki direniş çadırını ziyaret eden, işçi sınıfını bildiğimiz anlamda en yoksulları siyasi denkleme bir yerinden dahil eden hiçbir siyaset izlenmedi. Yani Türkiye'de her yıl binlerce işçi iş cinayetlerinde ölüyor. Var mı bunun üzerinden muhalefetin bir siyaseti? Yok. Esnaf ziyareti dışında bir tane işçi çadırını ziyaret var mı? Yok. Kitlesel bir eylemliliğe, örneğin açlık eylemleri, yoksulluk eylemleri, geçinemiyoruz eylemleri, ekmek ve adalet eylemleri yaparak, örneğin diski ve keski o üzerindeki ölü toprağını üzerlerinden attıracak şekilde harekete geçirmeye teşvik eden bir siyaset var mı? Bu da yok. Bunun dışında kent yoksullarıyla mahallede iletişiminiz var mı? Yok. Taşra'da ve kırsalda yoksul kasabalılarla, köylülerle ve genel olarak taşra yoksullarıyla onları siyasete katan teşkilatlarınız var mı? Oralardan siyaset belirleyecek, oraların hoşnutsuzluğunu, öfkesini örgütleyip oraları milliyetçiliğe, İslamcılığa bırakmayacak bir projeniz var mı? Bu da yok. Şimdi bunların hiçbiri yokken kimse bana çıkıp boş tencere iktidarı götürmüyor, Erdoğan boş tencereyi de yendi demesin. Boş tencerenin siyaseti olmazsa boş tencere tabii yenilir. Çok nettir. Yani Erdoğan'ın 20 yıldır izlediği siyaset Türkiye sermaye sınıfının ana programıdır. Yani uzun vadede burası çökermiş, yıkılırmış. Bu niye Hatta sen sermaye bir şey sınıfında olsun? söylemek lazım. Yani şimdi boş tencere yener mi sorusunda siyaseti buraya kurmadığın oranda boş tencere kısmı Erdoğan'a kazandıran Öyle kısmı oldu zaten. dönüşüyor. Öyle Yani oldu. bu seçimleri Erdoğan'ın kazanmasının arkasında da Erdoğan'ın yoksullaştırdığı kitleleri bu tarikatlar ve devlet imkanları üzerinden bağladığı zincirle yeniden kazandığını görüyoruz. Çünkü
Özellikle büyük şehirlere bakıyoruz mesela. Bütün büyük şehirlerde muhalefet önde. Kimisinde 3 puan önde, kimisinde 2 puan önde, kiminde 5 puan önde. Ama büyük şehirlerin hemen tamamında muhalefetin önde olduğunu görüyoruz. Bu neyi gösteriyor bize? Kentli sınıfların, merkezde yaşayan toplumun aslında AKP istemediğini net biçimde gösteriyor. Ama yoksulluğu örgütleyen AKP olduğu için yoksulluk AKP'nin silahı haline dönüşmüş oluyor bir yandan da. Tabii bir de şunu da görmek lazım. Yani AKP'nin oyları %35 seviyesine tekrar indi. Hani az gibi görünüyor ama hafifsememek lazım %35'i. Ama oranın tepkisi nereye gidiyor? Taşra'da MHP'ye gidiyor. İşçi havzalarında yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Yani şu soru sorulmalı. Belki birazdan Kılıçdaroğlu meselesini konuşuruz. CHP'nin oyları niye 23'ten 24'ten bir tık yukarıya çıkmıyor? Yani Baykal'ı ben de sevmem, sen de sevmezsin eminim. Ama Baykal'dan bu parti alındığında temel iddia neydi? CHP'yi halka açmak, merkez siyasete taşımak, kitleselleştirmek, tek başına iktidar olmak. Halbuki sağcılaşarak büyüme stratejisinin işe yaramadığı bir kez daha görülmüş oldu. Ama kaç sene geçti? Yani ben dün 2014'te attığım bir tweet'i paylaştım Ekmelettin meselesi üzerinden. Yani orada da diyorum ki AKP'yi en güçlü silahı olan sandıkta, sadece sandıkta yenmeye çalışmanın ve bunu da sağcılıkla yapmanın bir karşılığının olmadığı görülmüş oldu diyorum. 9 sene geçmiş üzerinden. Aynı tweet'i ben bugün yine atabilirim mesela. Sadece sandığa dayalı siyaset ve sağcılaşma siyaseti. 9 sene geçmiş. Hala aynı şeyi konuşuyoruz. Ha, bu yüzden de kimse demesin ki işte ya ekonomi aslında o kadar önemli değilmiş, insanların keyfi yerindeymiş, rahatmış. Hayır. Yani böyle bir şey yok. İnsanların keyfi de rahatı da yerinde falan filan değildi. İnsanlar gerçek anlamda çok büyük yoksulluk çekiyorlar. Bu net. Ama bir, senin de söylemiş olduğun üzere AKP o yoksulluğu yönetebiliyor, idare edebiliyor. Yani vakfıyla, işte bakım yardımıyla, işte sosyal hizmetleriyle, tarikatıyla, cemaatiyle, il ilçe bucak teşkilatıyla bir şekilde çevirebiliyor bunu. Yani insanların hesaplarına 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira doğrudan para yatıyor her ay. Ve bu sana bana küçük paralarmış gibi görünse de o insanların hayatta kalmaları için, sadece ekmek alabilmeleri için son derece önemli. Esas mesele bu. Yani bunu görmüyoruz. Bunu çözündürecek hiçbir şey yapmıyoruz. AKP'nin, daha doğrusu Erdoğan'ın oyları niye hiç 45'in altına, AKP'nin oyları niye hiç 35'in altına düşmüyor? O kitle niye çözülmüyor diye hiç sormuyoruz. Buralarda konuştuk. Ama şöyle diyoruz. Ya işte seçimi de aslında Suriyeliler belirledi. Sığınmacılara da vatandaşlık verdiler. Yurt dışından. Hayır kardeşim, onlar olsa dahi %25 alsaydı AKP ya da Erdoğan, siz bunları, onlar bunları yapamayacaktı. Mesele şudur. AKP'nin kitlesi neden çözülmüyor? Bu soruyu sormadan o kitleyi çözündürmeye yönelik hamleler, stratejiler, taktikler geliştirmeden, yani mavi yakalılarla, kent yoksullarıyla, emekçilerle, taşradaki, kasabadaki, köydeki yoksullarla ciddi anlamda ekonomi üzerinden, sınıf meselesi üzerinden bir teyakkuz haline geçirici bir iletişim kurulmazsa ne olur? Yani adam... İşte o yapılmadığı için Fatih, mesela şimdi Berkay'ın yorumu bu anlamda gerçekçi. Yani bir fanatik Erdoğan, bir kutsaliyete doğru işi büküyorlar. Hani böyle Türkiye'deki insanlar Erdoğan'a bir kutsal insan muamelesi yapıyormuş gibi davranılıyor. Ve biz AKP tabanından oy alamayız, ne yapalım? O zaman AKP tabanı olmayan toplamı derleyip toplamaya çalışalım. Bunun için de biz AKP'den daha çok AKP'cilik yapalım. Çünkü Türkiye'deki seçimde, bu son seçimde gördüğümüz en kaba özet 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Yani bir yandan AKP ile milliyetçilik yarıştırıldı. Öteki yandan da AKP tabanına erişebilme adına siyaset daha bir din sosuyla bezendi. Ve bu ikisinin sonucunun, yani siyaseti biraz bilen biri elbette sahibi varken senin yapmanın, çakmasının bir işe yaramayacağını öngörebilirdi. Ama bizdeki muhalefet bunu öngörmemeyi tercih etti.